Türkiye'nin uzaydaki aslında uydu filosu günden güne büyüyor demek gerekiyor. Neden mi? Türk mühendisler tarafından sıfırdan tasarlanıp yeniden üretilen IMC'nin uzay yolculuğu için artık son dakikalar iki kez ertelendi. Fakat bugün yeniden fırlatılacak. Şimdi o bölgede, o noktada bizleri bekliyor Alparslan Çınar. Alparslan, nedir son durum? Senden dinleyelim. Göksu, belirttiğin gibi iki kez ertelenmişti. Yerli ve milli imkanlarla üretilen IMECE görüntüleme, yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu IMECE dakikalar sonra, saatler 9.48'i gösterdiğinde o artık yola çıkmış olacak ve Türkiye'nin uzaydaki uydu filosuna bir yenisi daha eklenmiş olacak. Peki bu sürece gelirken neler yaşandı? Aslında sürecin paydaşlarından biri de Savunma Sanayi Başkanlığı'ydı. Konuğumuz var. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den detaylar alacağız. Efendim, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Dakikalar var. Artık IMECE yola çıkacak ve metre altı yüksek çözünürlüklü görüntü alabileceğiz saatler sonra ilk görüntüde geldiğinde. Savunma Sanayi Başkanlığı bu sürecin neresindeydi? Savunma Sanayi Başkanlığı diğer kuruluşlarımızla beraber IMECE adını verdiğimiz, hep beraber işbirliği yapılan bu projemizde önemli rol oynadı. Malum bizim gözlem uydularımız var. Bu yolculukta TÜBİTAK Uzay ile beraber TUSAŞ'ın uydu test merkezinde yapılan işlemlerle savunma sanayindeki şirketlerimiz bu işe dahil oldular ve daha bu yolculuğun başında olduğumuz için bu işbirliği devam edecek. Gözlem ve haberleşme uyduları bizim için çok önemli, malum. Özellikle gözlem uydularında adım adım daha ileri teknolojilere doğru gitmek istiyoruz. Göktürk birimiz şu anda hizmette, bildiğiniz gibi. Onun yerine de bir Göktürk yenileme uydusu hazırlığı var. IMECE uydumuz oraya giden yolculukta yerli ürünlerimizin kabiliyetlerinin ortaya konması açısından da önemli. Yani zamanında dışarıdan temin ettiğimiz bir dizi ürün ve bileşen kamerası vesaire artık yerleştirme doğru giden bir yol ve IMECE'de de işte yerli metre altı çözünürlük kameramızı uzay göndererekten tarihçe kazandırmış oluyoruz. Bu yolculuk, dediğim gibi, savunma sanayinde geliştirilen teknolojilerin el birliğiyle diğer alanlarda kullanılması veya diğer kuruluşlarımızın da savunma sanayine katkısını göstermesi açısından güzel bir işbirliği örneği. Efendim, hep metre altı yüksek çözünürlük ifadesini kullanıyoruz. Bunu şöyle açmak mümkün. Bir insan boyutundaki nesneler dahi artık çok kolay ve net yüksek çözünürlükte görülebilecek. Bu savunma sanayi anlamında, aslında savunma anlamında, askeri anlamda da Türkiye'yi öne geçirmiş olacak. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Malum Göktürk bir uydumuz yaklaşık bu çözünürlükte şu anda görüntü sağlıyor. Yani hizmette olduğu için burada önemli olan bu yerlilik meselesi. Göktürk yenileme uydumuz ise aslında metre altı derken çok daha düşük santimetre seviyelerine, 50 santimetre seviyeden gelen bir çözünürlüğü amaçlıyoruz. Dediğim gibi burada önemli olan bu ürünümüzün yerli olması. Dünyada mesela çözünürlük açısından giderek düşen oranlarda rakamlar var teknoloji olarak. Bu teknolojinin en son noktası değil ama bizim o teknolojinin en son noktasına giden yolculuğumuzda önemli yerli bir adım. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Tabii bu yerli adım bizi ne yapacak? Daha ileride işte Göktürk yenileme uydumuzda da burada edindiğimiz kabiliyetlerin bir kısmını oraya aktaracağız. Ve 50 santimlere, belki daha da altına gelen bir çözünürlük hedefimizi ortaya koymuş olacağız. Bu da bizim gözümüz olacak, uzaydaki gözümüz. Yani uzayda yere bakan gözünüz olduğu zaman her şey size çok daha net, açık olacak. Ayrıca haberleşme uyduları açısından da gerek sivil alandaki haberleşmeler, gerek askeri alandaki haberleşmeler açısından da önemli adımlar ileride atılacak. Efendim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la görüştük sizden önce ve o yüksek çözünürlüklü kamerayı ihraç ettiğimizden söz etti. Pakistan'a sanırım ilk ihraç gerçekleşmiş. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık Türkiye rüştünü ispat etmiş gibi görünüyor ve bu ihracatların önü açılacaktır hiç şüphesiz. Dediğim gibi yolculuktaki adımlar bunlar. Şu anda dünyada metre altı çözünürlük dediğimizde bu konuda ileri teknolojiler var. Şu anda bizim elde ettiğimiz çözünürlük seviyesinden daha ileri seviyeler şu anda mevcut. Ama bunun yerli olarak geliştirilmesi ve bu kabiliyetin ispatlanması ve aynı zamanda ihraç edilir olması Türkiye'nin geldiği önemli bir aşamayı gösteriyor. Geldiği aşamayı gösterdiği kadar
ileride gideceği aşamanın da ne kadar yakın olduğu ile ilgili bize bir bilgi veriyor. Yani biz daha düşük çözünürlüklü, yani yüksek çözünürlük diyelim ona, uydu ve görüntü hedeflerimiz varken oraya gidebilecek miyiz? Evet, şu anda adım attık, metrenin altına indik. Çok daha altına inen rakamlara geleceğiz. Bu da aslında benim açımdan özellikle bunun müjdesi oluyor. İmece bizim için bir müjde veya rüştünü ispat ve rüştünü ispat ettiği anında da uzayda tarihçe kazandırma projesi. Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz değerli bilgiler için. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir konuğumuzdu. İmece'yi konuştuk. Dakikalar sonra da İmece artık yola çıkmış olacak saatler 9.48'i gösterdiğinde.